Merhaba arkadaşlar, Açık Set TV'de Mehmet Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Renkli renkli çizgiler yapmıştık. Merhaba arkadaşlar. En son evet renkleri işlemiştik. Renkleri işlemiştik. Renkler biraz yarım kalmıştı. Işıktaki renkleri görmüştük. Şimdi boyadaki renkleri göreceğiz. Genelde ama ışıktaki renkleri soruyorlar hocam denemelerde. Onu da arkadaşlara söylemiş olalım. Evet, o zaman önemli olan ışıktaki renkler. Işıktaki renkleri güzel bir şekilde bilsinler. Boyadaki renkleri de şimdi anlatacağız. Şimdi boyada renklere neye dikkat edeceğiz hocam? Orada biliyorsunuz ışıkta ana renkler var demiştik. Bir de ara renkler var demiştik. Evet. Neydi hocam ana renkler ışıktaki? Kırmızı. Şöyle hemen ışıktakini. Yeşil. Kırmızı. Yeşil. Bir de mavi vardı. Evet, mavi. Bunlar ışıktaki analardı. Değil mi? Ana renklerdi. Şimdi boyada ise ışıktaki analar ara, aralar ana. Ha, yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Işıktaki analar burada ara ışıklar, ara renkler olacak. Yine ışıktaki ara renklerde burada ana renk olacak. Yani o zaman ışıktaki ara renklerde sarı, çiyan, magentaydı. Evet. Burada o zaman burada ana renk olacak. Artık boyada bunlar neymiş arkadaşlar? Oradaki ara renkler burada ne oluyormuş? Ana renk oluyormuş. Dolayısıyla oradaki ışıktaki ara renkler, ana renkler daha doğrusu burada ne olacak? Ara renk olacak. Ara renk olacak. Mavi. Süper yazıyor. Evet. Mavi, kırmızı ve yeşil burada ne olacak arkadaşlar? Ara renkler olacak. O zaman biz şöyle bir ana renklerimizi bir yazalım öncelikle. Boyadaki renklerimizi yazalım. Sarı ana renkti. Magenta artık burada ana renk oldu. Çiyan burada ne oldu? Ana renk oldu. Şimdi bunların karışımı, bu boyaları karıştırdığımız hangi renk elde ederiz acaba? Şimdi sarı ile çiyanı karıştırdığımız zaman yeşil elde ediyoruz. Tabii ki şunu şöyle ispatlayabiliriz arkadaşlar ya da şöyle aklımıza tutabiliriz. Normalde ışıktaki sarı renkler, sarı hangi renklerin karışımıyla oluşuyordu hocam? Hatırlıyoruz mu? Önceden geçen videoda biraz kopya çekiyordunuz. Burada var, çekiyordum. Şimdi yok vallahi billahi. Hatırlatalım. Işıkta hocam, sarı. Yeşil var bir kere. Evet, yeşil var. Bir de ne var? Kırmızıyla kırmızı var. Yeşil vardı. Evet. Çiyanda ne vardı hocam? Yeşil mavi vardı hocam. Süpersiniz hocam. Hangi renk ortak hocam ikisinde de? İkisinde de yeşil ortak. Yeşil ortak. O zaman bu iki tane boyayı boyadığımız zaman sarı ile çiyanı nerede çıkacak diyoruz? Yeşil çıkacak diyoruz. Magenta'da, buradan aklımıza kalabilir. Magenta'da ne vardı? Kırmızı ile mavi. Kırmızı ile mavi çok güzel. Kimle karıştıralım? Yazıyor ya, hemen çektim kopyayı bak. Renk gördüm. Kimle karıştıralım hocam? Sarı ile mi karıştıralım? Sarı ile karıştırırsak tamam. Kırmızılar ortak. Kırmızı yeşil. Ha, kimler ortak arkadaşlar? Kırmızılar ortak. Dolayısıyla magenta ile sarının karışımı ne olacakmış? Kırmızı olacakmış. Çiyan'la karıştırdığımız zaman burada da kırmızı mavi var magenta'da. Çiyan'da yeşil mavi var. Maviler ortak. O zaman magenta ile çiyanı boyadığımız zaman ne elde ediyormuşuz? Mavi renk elde ediyormuşuz. Bir şey fark ettim. Işıkları böyle yapmıştık ya bir önceki videoda. Evet. Ortada beyaz çıkmıştı. Ortada beyaz çıkmıştı. Burada da artık süpersiniz. Siyah. Burada artık ortada ne olacak? Siyah olacak. Bu şekilde ezberleyebiliriz arkadaşlar. Işıktaki analar ara, aralar ana. Ana. Yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Yani farklı bir şey yok. Zaten basit. Yazılmış burada. Hemen evet. Notlarınızı alın. Çok hocam. Yakında, çok çok yakında arkadaşlar notların PDF'leri gelecek. Güzel bir haber vereyim size. Çok yakında. Şimdi ışık filtreleri. Işık filtreleri diyelim arkadaşlar. Işık filtreleri renkli bildiğimiz saydam levhalardır diyoruz. Yine buraya renkler geliyor bu levhaya. Tabii ki burada kırmızı filtreymişse bizim. Hangi rengi geçirir hocam? Kırmızı bir kere geçirecektir. Kesinlikle. Kesin. Bir de ne demiştik? Biz komşularını da geçirir demiştik değil mi? Kırmızının hemen bir altında kim komşu? Turuncu. Turuncu komşu. Ama nasıl geçirir hocam? Zayıf geçirir. Zayıf komplama yapmıştınız hocam siz. Evet. Renklerle. Neydi bir daha hatırlayalım ya. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor demiştik. Kutu sayamam. Kutu sayamam. Diyerek ezberleyebilir arkadaşlar. Kutu sayamam. Ne dedik? Ana rengimiz, filtremiz kırmızı olduğu için kırmızıyı geçirecek. Turuncuyu da geçiriyor ama zayıf geçiriyor. Zayıf. Kırmızı bildiğimiz kuvvetli geçirdiği için gözümüz ne olacak arkadaşlar? Kırmızı ışık gelecek ve gözümüz ne olacak? Kırmızı görecek diyoruz filtreyi. Hadi ben de bitiriyorum. Hocam o zaman biz bunu beyaz görüyoruz. İyi. Şu evet bunu beyaz görüyoruz. Burayı kırmızı görüyoruz. Evet. Evet. Mor yeşil filtre acaba? Bence herhalde yeşil filtre. Yeşil filtre. Evet şu ışığımızın rengi mor. Yan yana yazmışlar. Burası. Yeşil filtremiz var arkadaşlar. Renkleri gönderdik. Yeşil. Yeşil bir kere kendi rengini ne yapacak? Kuvvetli bir şekilde geçecek arkadaşlar. Yandakileri zayıf geçirdiği için gözümüze ulaşmayacak. Mavi. Evet hemen bir üstündeki komşusu bir alttaki komşusunu zayıf geçirir. Ama bizim için kuvvetli olan önemlidir. Yeşil geleceği için gözümüzde görecektir arkadaşlar. Yeşil görecektir diyoruz. Zevkliymiş ya böyle al al geç. Aynen al, renkler geç. Çok zevkli hocam. Sarı. Sarı filtremiz var. Bir kere sarıyı geçirecek. Kuvvetli bir şekilde ne yapıyor? Sarıyı geçiriyor. Hocam
parçalayabiliyorduk zemini, hatırlayın. Kitabı parçalıyorduk. Sarı renkse kırmızı yeşil diye parçalıyorduk. Aa, doğru evet, mu? Evet evet. Bunu da parçala o zaman. Kırmızı ve yeşil diye parçaladık. O zaman kırmızı ve yeşili de geçirecek arkadaşlar kuvvetli bir şekilde. Kırmızıyla yeşili de kuvvetli bir şekilde geçirecek. Komşusunu zayıf geçiriyor. Bizim için önemli değil zayıf. Peki bu maviyi de zayıf geçiriyor mu hocam? Sarı fitre yok. Sadece kendi komşusunu. Sadece kendi komşusunu. Kendi komşusunu geçirir. Komşulara bayılıyoruz. Evet. Dolayısıyla zaten kırmızı ile yeşilin karışımı ışık geldiği zaman sarı. Zaten sarı ışık da geçiyordu. Dolayısıyla göz ne görecek arkadaşlar? Sarı görecek diyoruz. Yaz kısım, alt kısım. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Hem zeminimiz var, işte kitap diyebiliriz. Buralardan ışıklar yansıyıp burada fitrenin içinden geçecek ve gözümüz bakalım ne görecek bu kitabı diyoruz. Yeşil gönderdim o zaman Çiyan'a. Çiyan içinde neler vardı? Çiyan içerisinde hocam ne vardı hemen hatırlayalım. Kırmızı vardı, mavi vardı. Yok. Mavi ile yeşil vardı değil mi hocam? Kırmızı ile magen tabi. Mavi ile yeşil. Yeşil ışık gönderiyorum. Yeşili yastır mı? Yastır. Yastır. Hop. Yeşil. Bakalım burada ne var? Mavi fitre var. Mavi fitrenin içinden geçer mi hocam? Geçmez. Geçmez. Dolayısıyla siyah görüyoruz. Siyah görüyoruz kitabımızı. Beyaz. Evet. Kırmızı fitremiz var. Tabii şunları şöyle biraz yanlış çizmişler. Fitre bu tarafta arkadaşlar. Şurada gözümüz var. Magenta fitremiz bu. Gözümüz de bu. Evet. Şimdi kırmızı, beyaz. Beyazın içinde zaten hepsi var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Hep tüm renkleri barındırıyor zaten. Dolayısıyla kırmızıyı ne yapar? Geçirir mi? Geçirir. İçeride. Kırmızı. Magenta'nın içinde ne vardı hocam? Kırmızı ve mavi. Kırmızı vardı. Ve mavi var. Dedi. Dolayısıyla ne yapacak hocam? Kırmızıyı geçecek. O zaman göz. Göz ne yaptı? Kırmızı gördü işte bu. Buyurun hocam. Biz bir şey göremedik çünkü konu bitti hocam. Konu bitti mi hocam? Ya konu bitti. Erken biliyor musun? Biliyor musun? Bitti. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.